الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد آمين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Berekatü, aziz kardeşlerim. Geceniz hayır olsun. Hoş geldiniz. Hayır ile ulaşsınız, hayır ile kala, hayır ile hüsnü hatime ulaşsınız. Cümle ümmeti Muhammed ile beraber inşallah. Allah-u Teala cümlenize iman selameti versin. Rıza-i İlahiye'yi de tahsil etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hak Teala rızasını buradayken kazananlarla beraber eylesin. Hak Teala gönlümüzden hayrısını çıkarta, muhabbetini yerleştire, muhabbetiyle inşallah yaşamayı ve muhabbetiyle Liba-i Ham sancağı altına Habibi Edibine sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmayı nasip eyleye inşallah. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahabi seyyidina Muhammed. Elfü elfü selamun aleyke ya Resulallah. Elfü elfü selamun aleyke ya Habiballah. Elfü elfü selamun aleyke ya Emine Vahiyullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, 5. defterin 362. sayfası, 17. sohbeti, Rabbimiz İmam Efendi Hazretleri'nin dışımızdakilerin ayıp ve noksanını değil, içimizin yani nefsimizin ayıp ve noksanını tespite yönelen, dışarıdaki ayıp ve kusur ve noksanlarla uğraşmak kolay. Fakat insanın irade edip de kendi kusurunu kabul etmesi, hatalı olduğunu itiraf etmesi ve bu hatadan pişman olup da dönmesi, nefsi emmarenin kendisine telkini gereğince bir hayli zordur. Zira o kötülüğü arzu eden nefsani şeytani, o Allah'a muhalif ve itiraz halinde olan azgınlığı ve taşkınlığı, varlığı ve şehveti, kibri ve enaniyeti, gurur ve kibiri arzu eden bu nefs yeryüzünde fesat çıkarmış olduğu fesat ile hevasını ilah edinip kendi çıkarına ve kendine tazim edilmesini ve Hak Teala'yı terk edip şeytanın yolunu tutanlara bu nefsi emmaresini daha da azgınlaştırıp da hayvan meratibine düşüp hayvan meratibinden de esvele safiline daha da aşağıların aşağısı bir duruma düşer. Öyle ya, sıfat-ı hayvaniyede ne vardı? Acıktığı zaman bir hayvanı parçalar, yer. Dokunmadığın zaman yılan dahi adama karışmaz. İlişmediğin zaman akrep dahi adama dokunmaz kendi yuvasında. Dokunayım dersen savunma refleksi olarak o da sana zehirli iğnesini batırmak ister. Zarar vereceksin zanneder. Çünkü sıfat-ı hayvaniyesi öyle icap ettiriyor. Kendinin ona Mevlatan'a bir savunma vermiş. O refleksiyle kendini savunuyor. Fakat bu insan bu hayvan mertebesinden, sıfat-ı hayvaniyetten daha nasıl aşağı düşer? Hi
açlığına dahi, karnı tok iken açlığına dahi lüzum kalmadan hak gasp eder. Mazluma zulmeder. Fakiri hakir görür. Efendi mazlumu rencide, çeşitli eza ve cefalarda bulunur. Bununla da kalmaz. Onun efendim insanlığına, şerefine, haysiyetine daha da ileri giderekten çok daha böyle kötülük yapar. Hayatına kasteder. Bununla beraber bir insan belki bu zalimin eliyle ölüp kurtuldu diyelim. Bunun zulmü öyle bir hayvan, sıfat-ı hayvaneden daha şiddetli, eşittir ki bu kimse kendi gibi düşünmeyen kimselere böyle yapmakla beraber efendim muallakta olan kimseleri de kendi yoluna sevk ve inandırma gayretindedir. Yani kendi potasında eritip birer zalime dönüştürme gayretindedir. Çünkü toplulukları her ne kadar onları zalime dönüştürse de gene onun zulmü onun tepesindedir. Onun hevasını kendisi ilah edilmiştir. Onun kendine bağlı, efendim iradesini elinde tutan, efendim kendi tebaası haline getirmiştir. Kimilerinde böyle durumlar hoşuna gider. Neden? Çünkü onun da bir menfaati vardır. Böylesi bir zulmü, böylesi bir efendim mezalimin ortasında imanı elde tutmak, muhafaza etmek, evet her ne kadar terakkiyete sabredersek, sebepse, tekamülete ve olgunluğa, kemale her ne kadar sebepse, iman itminana ermiş, gönülde oturmuş, muhabbetullah'a kavuşmuş bir kimse için bu ziyadesiyle belki terakkiyete ve kemala sebepse, ama zayıf olanlar için bir korkudur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eshabın zayıf olanlarını Habeş'e gönderdi. Habeşistan'a hicret etmelerine emir buyurdu. Öyle ki sahabenin geri kalan kısmı zulümler arttıkça peyderpey Medine'den gelen ensar o heyete, heyetin biatıyla beraber peyderpey Medine'ye hicretler başladı. En son Hazreti Peygamber bütün eshabını gönderdikten sonra kendisi Seyyidimiz Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir ile beraber yola revan oldu. Efendiler bunları zaten biliyoruz. Bunları zaten hoca efendiler bazıları da anlatıyor. Lakin şunu da biliyor muyuz? Burada bir meşret vardır ki iki ciheti gösterir. Birincisi bunca zulme reva görülen Habib-i Edib-i Cenab-ı Mevla, alemlere rahmet ve yaratılış sebebimiz Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve selleme bu zulme reva gördü bu Mekke'li müşrikler. Allah Teala ona kuvvet verdi, inayetiyle ikram etti, ihsan etti, sabır verdi ve bunlara katlandı. Biliyordu ki bunlar Rabbim tarafından bir imtihandır. Gelecekteki ümmeti için hepsi birer tebşirdir. Hepsi birer yoldur. O ümmetlerin, gelecekteki kimselerin bu yolda gidiş giderken kendilerine rehber edilecekleri her biri birer vazifedir. İşte bizler için bunca Cenab-ı Mevla bu ümmetin selameti, insana vermiş olduğu değeri ve kıymeti
Hazreti Fahri Kainat bizlere olan onun düşkünlüğü öylesine zirve ve muhabbeti öylesine yüksekti ki bunca eza ve cefaya sabretti, elhamdülillah dedi ama bizlerin selameti için. Çünkü bunlar bize rehberlik ediyor. Allah Resulü'nün hayatı bize önderlik ediyor. Onun hali ve ahvali, zahiri ve batını bize elhamdülillah rehberlik ediyor. Eğer Allah Resulü bizler için bu örnek yaşantısı bizler için efendim bir rehber olmasaydı, Cenab-ı Mevla'dan dileseydi o müşrikleri kahretmesini, o dağın başlarının üstüne geçirmesini, efendim kolay yoldan bu işin hallolmasını isteseydi, belli bir zamana kadar sabreden önceki ümmet-i salihen peygamberler, efendim nasıl ki bir zamana kadar kendilerini dinlemeyen halkına ellerini açar, ya Rabbi artık kavmimi sana şikayet ediyorum. Onlara tebliğini yapardı. Lut kavmi tebliğini, Hazreti Lut kavmine, Lut kavmine tebliğini yaptı. Bunlar diletince Cenab-ı Mevla ya döndü Allah Teala sana inananları al ailen hariç o bölgeyi terk et dedi. Allah Teala onları helak etti. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu mükemmel önderliği, bu üstün ahlakı, bu yüksek sabrı ve bizlere olan düşkünlüğü, bütün her yapmış olduğu hayatın içerisindeki her şeyi o andaki ve sonraki gelecek ümmetleri için rahmet peygamberi olduğunu çok aşikar göstermez mi? Onca ezaya ve cefaya katlanmış ashab-ı kiram Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme tam iman etmiş olduğunu göstermez mi? Efendim, diğer taraftan sahabenin ashab-ı kiram radıyallahu aleyhi ecmaîn için Efendimiz ne buyuruyor? Onlar gökteki yıldız gibidir. Hangisine uysanız hidayete erer ve kavuşursunuz. Gelelim iki cihetin diğerine. Eshabın zayıfları, onlar da eftaldir. Elbette ki ekmeldir. Elbette ki şüphesiz üstündür. Bu Mekke'ye hicret edenlerin içerisinde, Medine'ye hicret edenlerin içerisinde Bilal Habeş de vardı. Zayıflıksa, yoksulluksa, köleliksa zaten hepsi onda vardı. Efendiler, bu nisbet-i Resulullah'a yakınlığı gösteren bir durumdur. Her biri onun meşrepleri tevhid eden, ahlakı üzere olan sahabenin bir cüzünü almışsa da o nisbeti kemaliyle yakalayan Hazreti Ebu Bekir gibi sahabenin ileri gelenleri vardı. Evet, bugün de bu meşrebin cüzünü alan ne yaptı? Habeş'e sığındılar. Necaşi'ye sığındılar. Yani onunla bir diyaloğa girdiler. Muhammedi meşrebin icabı neydi? O zorluklara bütün ümmetin selameti için tahammül etmekti. Eğer Hazreti Musa aleyhisselam bu ümmetten bir fert olmayı dilediyse, hangi meşrep üzere oldu, olmak istedi, nasıl bir meşrep üzere olmayı arzu etti, neyi diledi, bir de bu pencereden bakmak lazım. Günümüzde de çeşitli sığınma veyahut da vesile, siyasi, çeşitli bazı meselelere müracaat ederekten İslam'ın
ve Müslümanların şu içine düşmüş olduğu durumu, bu tahribatı tahrir edip düzeltebileceğini, çeşitli efendim siyasi dairelere veyahut da başka dairelerde bu durumu düzeltebileceğine inanan ve buna inanıp da efendim bu yola müdavim olan güruh kalabalıklar var. İşte efendim Hazreti Peygamber'in o nebevi çizgisine baktığımız zaman o çizgileri nasıl gösteriyor değil mi? Ama nasıl bakmak lazım? O çizgileri nasıl gösteriyor bize? Evet, sahabenin çok zayıf olanları iltica ederekten, bir siyasi sığınma hakkı gibi talep ederekten böyle bir çizgi orada İslam'ı tebliğ, emri bil maruf ve nehyi an münker yöntemine seçmişlerdir. Ama eza ve cefaya, zorluğa ve efendim bunların tahammüle gelince Muhammedi meşrebi her kimse kendi nispetince, üstünde taşıdığı nispetince Allah Resulü ile beraber bulunmuş. Sahabe-i Bedir, Eshab-ı Bedir binlerce müşrik ordusuna karşı Allah'ın emri ve İslam'ın kılıcıyla karşı durmuşlardır. Efendiler, işte bu imani bir ruhtur ki bu nefes Seyfullah'tır, Allah'ın kılıcıdır. Bu nefes alemi işte o Eshab-ı Bedir hürmetine tuttu. Sizleri tenzih ederim. Diğer yollar, Gavs-ı Geylani'nin söylediği söz şudur. Hangi yolu denediysek çıkmaz bulduk. Kavuşamadık, ulaşamadık. Ancak hangi kapıdan, hangi yoldan girdik diyor. İşte oradaki ifadeye biraz dikkat edersek nisbet-i sıddıkiyye, Allah Teala'ya kulluğunu, kudret-i ilahiyeye karşı aczini, efendim varlığı mutlak olan, had-i samet olan Mevla Teala'ya karşı kendi varlığı sıfıra indirmiş, kibir seviyesi toprak gibi, enesinden, benliğinden kendi kusurunu görmüş ve nefsinin azgınlığından, taşkınlığından kurtulmuş ve her şey ve bütün hayatının, ölümünün ve diriminin, yaşamının ve ahiretinin, alemlerin Rabbi olan Allah için olduğunu ve ümmetin selametini arzu eden Muhammedi meşref üzere olan bu sahabeler. İşte bu kemal üzere olmak ve her asırda da bu kemal hep bu zümre üzere ayakta durmuştur. Halk hep bu cihet ve bu daire üzerinde ayakta durmuştur. İşte kelime-i tevhidin hakikati hep bu zümrelerin sadrında, o gönüllerinde nisbet-i sıddıkiyye-i ve nisbet-i Muhammediye-i aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e meşrebi üzere olan zümre her daim hadis-i şerifte buyurulduğu gibi her asırda halk üzere olan bir topluluk vardır. Evet, halk üzere olan topluluklar, kalabalıklar çoktur. Fakat en nihaye neticeye götürmez. Yolu nakız, nispeti eksik kalır. İlahir, her neyse cennetin sureti ve zahiriyle nasiplenir. Lakin bu zümre öyle bir efdal ve ekmel ve kemalde öyle bir yüksek bir nispete sahiptir ki dünyada dahi rıza-i ilahiyeye kavuşup elhamdülillah buradayken cennet-i zat-ı Mevla Teala'nın rıza-i ilahiyesini bir kazanıp buradayken o ebedi ve ezeli olan Hak Teala Azze ve Celle'yi tanıyışa arif olmuş, kemal bulmuş, gönlü nazargâh-ı ilahi ve muhabbet-i ilahiyeyle dolmuş, o zümre ile beraber olmayı istemek ve o zümreden bir fert olmayı istemiş Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu sözünü daha iyi anlamaya gayret etmek lazım. Evet, bugün de öyle bir zamandayız ki artık çeşitli karmaşaların, hengamelerin, çatışmaların meşrebi ve kavmi ileri geri sürtüşmelerin tam eşiğine gelmişiz. O günde tüm dünya bir zulümatın içerisindeydi. O günde
meşreplerin çatıştığı, kabirlerin çatıştığı, anlaşamadığı, her birinin birbirine buğz ettiği ve Allah için olan bir şeyin dünya üzerinde efendim rıza-i ilahiyi arayan bir topluluğu kalmadığı bir zamanda Cenab-ı Mevla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göndererekten çok az sayıda gönlü hak üzere, nefs-i safiye makamı üzere bulunan ve hidayet önderlerinden ashab-ı kiram radıyallahu aleyhi ecmain ve daha niceleri tez zamanda Allah'ın bu mesajını Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyar duymaz hemen ittiba ve itaat ettiler. Cenab-ı Mevla ne buyurdu? Sizlerin kalpleri paramparçaydı. Ayrılık içerisindeydiniz. Gönülleriniz ayrı. Hevanızı ilah edilmiş, birbirinize boyunlu vuruyordunuz. Bir karmaşa içerisindeydiniz. Geceleri baskın gel, o onun evladını köle olarak alır, o onu efendim boğazlar, o onun öbürünün malını gasp eder. Bugün bu gasp çok daha modern bir çerçeveye oturtulmuş. Görünmez zincirler içerisinde prangalara bağlanmış. Evet, maddi esarete ve dünyevi şehvete ve varlık ve ene şehvetine, cinsi karşı cins şehveti değil. Onu da bir, evet, ikna aracı olarak kullanıyorlar. Ama şeytanın en sevdiği günah, varlık günahı, kibir günahı. Şeytan bundan haz duyuyor. İnsana olan rekabetinden, insana olan üstünlüğünü ispatı efendim o kadar şiddetli ki her bir kimseyi yoldan çıkartıp ayağını kaydırıp ona da varlık, kibir, bencillik aşısı vurdukça kahkahalarla üzerimize gülüyor. Diyor ki hey insan, hani sen halife-i beşerdin, hani sen halife-i haktın, hani seni Mevla Teala yeryüzünde seni şöyle şöyle efendim bir sıfatta, bir surette halk edecekti. Bak benim oyunuma nasıl geldi. Bak benim tuzağıma nasıl düştü. Onun eğlencesi olmuş durumdayız. İşte bugün böyle gönüllerimiz paramparça olmuş bir durumda Allah Teala gönüllerimizi birleştirecek. Meşrepleri tevhid edecek. Bir kimseyi vesile etsin. Kimselere vesile etsin inşallah. Ya Rabbi, inayetini, lütfunu, keremini senden bekliyoruz ya Rabbi. Hak Teala ne buyuruyor? Ben insanı diyor ahsene-i takvim üzere yarattım. Yani ahsen ne demek? İhsan edilmiş, çok yüksek derece efendim miktarda ikram edilmiş, lütuf edilmiş. Kereminden Mevla Teala ona öyle bir takvim program vermiş ki işte Kur'an senden. Yani dağda bayırda arama, yabancı da arama, dışarı da arama, kendinde ara. Ama nasıl ara? Nefsinin kusurunu bilerekten, sırrı kalbine, aklını temizleyerekten selamet uğrutu, kalbine temizleyerekten gönlünden hasedi, kini, ucbu, riyayı, adaleti, fıskı, fucuru tanı, çıkar ve ondan kurtul. Ki kalp selamet bulsun. Akıl bunu terazisiyle selamet bulmuş akıl, efendim görsün ve bunu kalbinde sırrı ruhuna iletecek kalbin, gönlün tahliye olsun ki sırrı kalbin nefsin esar etrafını çevirmiş olduğu bir ağ gibi, bir zehirli sarmaşık gibi, akrebin kıskacı gibi kendi arasından kurtarsın bunu. O nefsin zulmünden kurtarsın ve onu ehilleştirsin, tanısın ve onu itaat eder hale getirip de
mesabesi bir binek olan, affedersiniz, nefsin mertebesi bir binektir. Yani bir merkeptir. Hukukunu vererekten ve ondan sonra da onu bir binek mesabesinde olan nefsine binip akl-i selim, kalb-i selim ve ruh-u selim olma yolunda Cenab-ı Mevla sana bu programı vermiş. Ah sen üzeresin. En güzel surette, en mükemmel şekilde kerem edilmişsin. İkram edilmişsin. Böyle bir surette ve böyle bir sirette halk edilmişsin. Sen kendindeki cevheri gör. Sen kendindeki aynı zamanda nefsin bedbahtlığını, fıskı fucurunu da gör. İşte dışarıda fısk fucur arama. Kendinde bak, kendindekini hizaya getir. Dışarıda arayan, nasıl ki hakkı dışarıda arayan adam yabanda kalır. Yabanda arayan yabanda kalırsa, öyleyse hatayla kusuru dışarıda arayan da dışarıda kalır. Demek ki efendim, o can içinde can imiş sözünün hakikati, öyleyse o can içinde canı bulmadan evvel kendi içindeki nefsin kötülüğünü tanı ki can içindeki canı da tanımış olasın. Dışarıdaki kusurlarla uğraşmak kolay. Kendi kusurunu bilip de itiraf etmek zor. İnşallah Teala Cenab-ı Mevla bunu tanımayı nasip etsin. Rabbimiz Allah Teala ve Takaddes Hazretleri bir ayet-i celilesinde o sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz mümin. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. Öyleyse efendim, Allah Teala insana irade-i cüziye vermiş. Bu irade-i cüziye ile sen sendeki ahsen-i takvim hakikatine kavuşmaya gayretin olacak. Evet. Biz ehl-i sünnetiz. Ehl-i sünnet sahabe-i kiramın ve Allah Resulü'nün inandığı gibi inanan, nasıl Allah Teala inanmamız ve yaşamamız neyle emrolunduysa, nasıl yapmamız gerekiyorsa bu emir üzere olan müminleriz elhamdülillah. Bu inanıştayız. Böyle olmaya elhamdülillah gayretimiz var. Öyleyse efendim, Mevla Teala benim eserde kaderime iman yazmadıysa, benim nafile kürek çekmem, boş bir sözü nefsin sözüdür, dost sözü değil. Biraz sonra aşağıda gelecek bir ehl-i sünnet mümin ile bir mutezile mezhebine, yani onlar da Müslümanız diyor, kıbleye yöneliyor ama aldanışa bak. Diyor ki muhasebe böyle diyorlar, konuşuyorlar yani böyle. Diyorlar ki mutezile olan Cenab-ı Mevla diyor ki ben diyor kul fiilinin halıkıdır. Yani ben ne yaparsam onu kendim yapmış olurum. Fiilimi kendim yaratmış, halk etmiş olurum demek. Halbuki ehl-i sünnette öyle değildir. Şimdi bu söz ne kadar akla hoş geliyor değil mi? Yatkın geliyor. Ya öyle ya, şimdi şu kitabı alıp da şuraya koymak isteğinin dahilinde. Tekrar alıp da önüme koymak bu da benim irademin dahilinde. Bu hani İslam mantık dinidir falan diyenler işte hoşuna gidecek bir ifade tarzı. Mantıksızlık da değil de mantığımız kısaysa böyle kısa görüşler efendim nakıs nakısı, eksik eksiği bulur. Eksik olan kemalden anlamayabilir.
bardağı yerinden kaldırmak iradenin dahilinde mi? Niyet ettikten sonra evet alıyorum, geri yerine koyuyorum. Peki bir yudum içtim, karnıma, hücrelerime karıştıktan sonra tekrar onu yerine koymak elimde mi? Değil mi? Şurada bir yanlış söz söyledim. Ağzımdayken benim eserimdir. Söyledikten sonra Hazreti Ali Efendimiz dediği gibi artık o yanlış sözün eseri ben olurum. Bir elmayı koparıyor, işte diyor ispatı. Bak diyor irade bile ben kendim bir fiilimim diyor, halikıyım diyor, koparıyor. O ehl-i sünnet müminde diyor ki madem sen fiilinin diyor halikısın, öyleyse geri yerine koyuyorum. Dalındayken koparmak kolay. Fakat aynı dala onu tekrar takmak zor. Ya bir iple tutturacaksın. Dalındaki ipi mümkün mü? Kendi dişinle protez diş bir mi? Kendi ayağınla protez ayak bir mi? Hani diyor ya, insanlar işte çiftleşince efendim çoğalır falan, efendim diyor madem öyle, çocuk düşüyor, kaza geçiriyor, sakat kalıyor. Madem sen fiilinin halikısın, o çocuğun kaza geçirdi, gözü çıktı. Geri gözü yine yerine koy. Geri efendim başı yaralandıysa, kafatasını, beynini hasar görüyse aynısı yine geri yerine koy. Demek ki biz fiilimizin halikı değiliz. Peki nasıl? Evet. Kul ister cüz iradesiyle. Allah Teala da yaratır. Onun için hayır ve şer Allah'tandır derken burayı iyi anlamak lazım. Yani o kimseye küfür üzere kalmasını ve nihayetlenmesini isteyen Allah-u Teala değil, kulun kendi fiilidir. İstiyor, hakka talip olmuyor, hakka yönelmiyor, teveccüh etmiyor, ikbal etmiyor. Nefsinin küfrü, şiddeti daha arzu ve baskın. Onun istek ve talepleri ona daha hoş ve cazip ve çekici. Şeytanın ve dünya sevgisi ve kötü arkadaşla eklenince evet o zaman Hak Teala ne diyor ayet-i kerimede? Biz hidayeti veren biziz diyor. Hidayeti dilediğimize veririz. Yani burada İşte bu zihniyetteki olan kimseler madem hidayeti Allah verir, eğer ben küfür üzere yaşayıp da küfür üzere öleceksem o zaman benim bu dünyaya gelmemin manası yok. Efendim bir gayret etmemin manası yok. Başka bir şey yapmamın manası yok. İşte bu yanlış. Efendiler, bazı ehl-i dalleden olan kimseler de şunu söylüyorlar. Yani ehl-i sünnetin dışına çıkmış fırkayı dalleden olan, delalette olan, yanlışta olan kimseler de şunu söylüyorlar. Haşa, bir kimse şeytanın doğduğu zaman şeytanın kulu olarak doğarmış. Ya hele de bu gibi sözleri biraz mürekkep yalamış insanların hadi neyse ömründen insan belki biraz umar da, çünkü efendim ilmi ledün falan diyorlar, ilmi ledünle de bir alakası yoktur yani. O nefsin şeyi, aldatması. Yok ilmi ledün sahibi olmak öyle kolay değil yani. O Hızır Aleyhisselam meşrebinde olma, Musa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dahi anlayamadığı meselelere vakıf olma. Efendim İbn-i Ledün Sultanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi ümmi bir peygamber olup da sadımdaki nimete kavuşmak. O insanın sine-i sadrından ve suretinden ve siretinden de belli olur.
Bunda da inşallah alimler, basiret ehli inşallah keşif sahibidir. Bugünlerde öyle ilmi ledünüm vardır deyip de kendini ortaya atanlar da çok. Lakin işte demek ki zahirliğin de kurtarmıyor. Zahirliğini besleyecek nedir? İlmin hakikatidir. Sendeki ahsen-i takvim hakikatidir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim hakikatine, kudret-i ilahiyyeli, kadir-i mutlak olan Mevla Teala'nın her şeyin üstünde olduğunu tam bilip, tam iman etmek sırrındadır. Eğer böyle olmasaydı, efendim çok az bir topluluk, çok topluluğa karşı galip olabilir miydi? Hiç 3 kişiyle 30 kişi verir mi? 30 tane adam 3 tane adam döver. Ama ya Rabbi kadir mutlak sensin deyip de tam iman etmiş kimse, 4 tane iman etmiş ama imanı tam olan kimse değil, 400, 4000 tane, 4 milyon tane küfre ve küfrün efendim küfrünü aşikar etmiş zalime dik duruşunu efendim o imanından gelen onurlu duruşunu gösterir. Zerre kadar küfre rıza göstermez. Hakka hakikate sarılır. İlahiyetin Allah'tan olduğunu bilir. Tercihini ve iradesini, irade-i cüziyesini, irade-i külliyeye, irade-i aklı cüzünü, aklı efendim külle, o nihayetsiz kudret sahibi alim olan Allah Teala'ya, cüz'i kuvvetini kudret-i ilahiyeye bağlamış, rabıtasını tam yapmış, gönlü tatmin olmuş ve rıza-i ilahiyeye talip olan ve her amelinde Allah'ın rızasını arar ve arayıcı ve rızasını kazanıcı amelleri teşvik eden ve yaşayan kimsenin haliyle olmayan kimsenin hali bir değildir. Öyleyse efendiler, hakiki imandan mana nedir? Ancak itaatini ve teslimiyetini Allah Teala'ya yapar. Ve onun rızasını umar. Neyse bilillah, sadece Allah rızası için herhangi bir menfaati ve beklentisi yoktur. Rabbim benden razı mı derdindedir. Ama Mevla Teala bir nasıl ki büyüğümüz bize bir şey ikram ettiği zaman emir edepten üstündür. Emir gereği itaat eder. Vermiş olduğu şeyi de alır kabul edersek Allah Teala da efendim o mümin kimselere cennetini vaat etmiştir. İşte buradayken bu rıza-i ilahiyeyi hiç karşılıksız bir baha, bir bedel istemeksizin cennetin suretine talip olmadan cenneti zatına talip olanlar. Buradayken rıza-i bari hüdayı kazanan ve tahsil edenler. İşte sureti zahiren cennette dahi olsa gönlü her an tekamülat ve kemalat halinde her daim bir bulağın üstünde miraç ederekten miracını yaşayan uruç halinde her an yükseliş halinde olan ve Rabb-i Kerime müştak ve sonsuz ilmini tanıyışa, yükselişe geçmiş, gönlü de her an cennet-i zat ile meşgul ve kudret-i ilahiyesini tanıyışı ile meşgul ve onunla mutlu ve muhabbetli bir gönül. İşte efendiler, az önce ne diyorlardı? Her kimse yola verip doğarken şeytanın kulu olarak doğarmış. Haşa. Haşa, haşa daha da ileriye gidiyorlar. Peygamberler de öyle doğmuş. Bu sözü iddia eden ilm-i ledün sahibi haşa değildir. Bu ancak şeytanın ilmini tahsil etmiş kimselerin sözüdür. Şeytanın telkinatının
vesvesesin, ihlasının sözüdür. Onun adımlarını takip etmenin neticesidir. Sureti haktan aldanmasının seberesidir. Bu aldanış çok büyük bir haserattır. Neticesinde ciddi bir hüsrandır. Neden? Kendini aldatmakla beraber hak ve sureti hak ile Allah namına ve peygamber namına ümmeti Muhammed'in yolunu kesip itikat vakidesiyle oynayıp ebedi cehenneme sürükleyip rıza-i ilahiyeden kopmasına Mevla Teala'nın da olan arasındaki duruma bu şeyi, bu fitneyi sokarak da Allah'tan doğrulu uzak düşmesine sebep olmakla beraber bunun haseratı ve hüsranı çok daha ciddi ve elim olsa gerektir. Efendiler, hak namına konuşurken eğer nefsi emmarenden kurtulmadıysan, mutlaka yaptığın sözün, konuştuğun sözün içerisine nefsinden bir şeyler karıştırırsın. Varlığından, terk-i hestinden kurtulmadıysan, dünya sevdasından kurtulmadıysan, cennetin suretine talip olmaktan daha kurtulmadıysan, keşif ve küşifata önem verip de daha bunlardan kurtulmadıysan, hiçbir bedelsiz ve rıza-i ilahi isteyen bir hal üzere değil sen, o zaman mutlaka sen nefs-i emmarenden, nefsinden ve şeytanın sözlerinden, sözlerine söz katacaksın. Hakka batılı karıştırıp da insanlara sofra içerisinde yemek ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Ama içerisine zehir girdi mi insanı helak eder. Az önce bir yemek yedik. Bunun içerisine bir damla bir atı dahi devirecek kuvvette bir zehri kat. Yemek hali yemek. Görüntü ayrı görüntü. Lezzet ayrı lezzet. Koku ayrı koku. Fakat o bir damla zehir insana helak eder. İşte sözlerin, amelin çirkinliği, tehlikesi, insanın Allah ile arasına girip de dur olmasına, yol kesiciliği olmasına sebep, İşte sözler de bu zehirden daha şiddetli, daha beterdir. Çünkü birisi belki senin yemeğine bir damla zehir koy, seni öldürür. İman üzereysen şehit olursun. Kurtulursun. Enbiyaların, evliyaların, büyük kimselerin makamı nasıl ki yüksekse, şehitlerin de makamı, sırf Allah rızası için birbirini sevenlerin makamı da Allah indinde yüksektir. Birçok kimsenin gıpta edeceği, imreneceği kimselerin makamıdır bu makam. Evet, bir damla zehirden belki zehirlenir ölürsün ama akide ve itikat zehri bir tabak içerisinde nefis bir etli yemeğin, sebzeli yemeğin, çirikli yemeğin içerisinde konmuş zehir gibidir. İnsanın kalbini öldürür, ufkunu daraltır, istikametten alıkor, şeytana uydurur ve saptırır. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Demek ki onu hani diyor ya hadisin devamında, anası babası Yahudi Nasrani ise veyahut da ateşperest putperest ise onu öyle yapar. Bakın buraya dikkat edelim. Evet, burası zahiri bir ifadedir. Batılı ifade şöyle. Nefsin henüz Nasrani'nin haçı üzereyse, bekar olanları söylemiyorum. Analarına babalarına mutlaka
mutlaka muhabbet edecekler, itaat edecekler. Evren Allah'a söylüyorum. Evet, onların da anneleri babaları sağ. Bizde şöyle bir şey var. Hep dönerler, derler ki, bak ben senin babanım, ben senin annenim, süt hakkım var, şu hakkım var, ah ben de baş tacı. Neticede senin de üstünde bir süt hakkı yok mu? Senin üstünde Allah'ın hakkı yok mu? Neticede senin de dünyaya gelmene sebep olanın üstünde bir süt hakkı yok mu? Onun da. Hepsinin üstünde bir hak var değil mi? Bir oldu iki tel sakalımız ağardı, üç tane evlat sahibi olduk diye. Allah'ın hakkının üstünde tutuyoruz kendi hakkımızı. Nefsinin haçını kır. Baba da olsa nefsin haçını kıracağız. Ben de evlat sahibiyim. Evladıma nefsimin içindeki haç ile yaklaşırsam hatalıyım. Onun istikametini bozacak. Akidesini, itikadını, inanışını suret haktan göstererekten aldatacaksam ben de hatalıyım. Nefsim daha nefsin asrarı üzere. Nefsi Yahudi üzere. Nefsi ateşperest üzere. Demek ki kurban. Sureten ben İslam'ım demek yetmiyor. Bunu gönlünle bu İslam'ın hakikatini anlayıp da o hakikati evladına vereceksin, zerk edeceksin. Evet, her kimse doğarken İslam fıtrat üzere var. Sabi doğar. Fakat bunu çevre, kötü arkadaş, işte anası babası Yahudi Nasrani ise zahiren böyle. Ne yapar? Daire-i İslam'dan çıkarır. Evet. Bu ayet-i kerimenin zahir manasına bakılırsa kafirin küfründe ve müminin imanında kendilerinin pek de alaka ve tesir yok gibi görünüyor. Küfür ve imanı kendisi takdir etmiştir. Artık kulun ne tesiri vardır denilebilir. Fakat Hz. Allah kulların istidadı ezelinde bildiği ve ona göre kulların küfür ve imanı takdir buyurduğu için ezelde küfrü ihtiyar ederler, küfründen mesul ve imanı ihtiyar etmiş olanlar da her türlü niyam-ı ilahiyeye basarlı, nimet-i ilahiyeye yani. Zaten doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Hadis-i Şerif'te bunun teyit buyurmaktadır. Evet. Hak Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? O cehennem ehlinin küfür üzere cehenneme girer, cehennem ehlinin halini anlatıyor. Rabbimiz bizi yeniden döndür. Biz sana itaat edeceğiz. Kulluk edeceğiz. Sana yöneleceğiz. Rızanı kazanmak için ameller işler, salih işler yapacağız. Hak Teala diyor ki hayır. Dönüş yoktur. Hiç bu vakitler şu anda, şu vakitler, şu saatler ele geçer mi? Ve ardından Cenab-ı Mevlana diyor, onlar geri döndürülse dahi aynı zulmü, aynı çirkinliği, aynı şiddeti, pisliği, küfrü yapacaklar. Aynı işi yine yapacaklar. Herhalde diyecek, ben kötü bir kabus gördüm. Uykuya bir an dalmışım. Evet. Allah Teala ezelde biliyor. Lakin adil bulmaktır. Cenab-ı Hak nefsi kalbi nefsi safiye üzere olan kimseleri bizlere örnek irfan ehli kimseleri, vasilet ehli kimseleri bizlere örnek salihleri, mukarribleri bizlere rehber göstererek de takip etmemiz gerektiğini, beraber olmamız gerektiğini, şeytanın ve nefsimizin bize düşman olduğunu, aldatıcı olduğunu, fani olan dünyayı sevdirmek istediğini, efendim çıkar ve heva davasına düştüğünü, bunlara uyucu ve takip edici olmamamız gerektiğini enbiyalarıyla ve veli kullarıyla her defasında hep uyarıcılar göndermiş. Elçiler göndermiş. Rehberler göndermiş. Hakkı ve hakikati bize öz manada bildiren her asırda evliyullah vardır.
hak üzere olan bu topluluk vardır. Nuri Muhammed'i meşrebi üzere olan meşreplerin tamamını sadında tevhid etmiş kimseler vardır. Böyle. Efendim, bu iş öyle. Öyleyse bu dünya imkanı çok büyük bir ganimet, fırsat bilmek lazım. Zira bir kimse eğer küfür üzereyse iradeyi cüz'iye vermiş, nefsine gem vursun, aklını başına devşirsin, hakka ve hakikate müşteri ve talim olsun, Hak Teala onun levh-i mahfuzdaki yazılı olan durumunu değiştirir, İslam üzere eder. Zira hadis-i şeriflerden buyuruldu. Bir kimse ömrü boyunca cehennemlik ameller işler. Fakat ömrünün son bulmasına, kalp bulmasına yakın cennetlik amel işlemeye başlar, cennete gider. Bir kimse cennetlik ameller işlemeye başlar, ömrü öyle geçer. Fakat ömrü katlolmak üzereyken cehennemlik ameller işlemeye başlar. Sebep? Çünkü yapmış olduğu ibadet belki ona gurur veriyor. Birilerinden kendini üstün gördüğünü zannetme hissi veriyor. Yapmış olduğu yardımın, tebliğin, efendim, zekatın, haccın kendisine nefsani yolda bir gurur getiriyor. Bak diyor, görüyor musun? Biz de işte hepimiz iyi hac ettik, güzel fakir doyurduk, şöyle yaptık, böyle yaptık, nefsine bir gurur geliyor. Efendim, mazlumu, hor, fakiri, hakir görmeye başlıyor. Ve Hazreti Musa'nın bir kıssasında olduğu gibi iki kimse ölüyor. Hak Teala bunların durumunu Musa peygambere bildiriyor. Ya Musa diyor, şu serhoş ve berdoş olan cennetlik, şu hamile namaz kılan kimse de cehennemlik. Bunu ehli zahir anlamakta güçlük çeker. Şimdi sanki hele bak gene başladı hurafe anlatmaya der gibi kulağıma sesleri geliyor. Ya nefsi mütmain olmak çok mühim. Ya Rabbi nasıldır bunun durumu diye git diyor onu sor. Ailelerine soruyor. O gece gündüz namaz kılan adama diyor ki kılan adamın ailesine diyor ki nedir bunun durumu? Valla derdi ki diyor eğer Musa doğru söylüyorsa hani cennet var işte efendim kılman var, huri var, şu var, bu var, var ya istediğin her şey var. Valla eğer Musa doğru söylüyorsa yaşadık. Günahkara ailesine soruyor. Diyor ki ne dedi? Valla diyor ki derdi ki ben günahkarım. Asi, mücrimim, cürmüm çok. Lakin Musa hak üzeredir, doğru söylüyor. Efendim. Diye eshab-ı kiramın tamamı önceden putperest iken, şarap içer iken, kumar oynar iken, çeşitli zina, fitne, fesat, fısk, fucur, her türlü şirkin ve küfrün ve pisliğin içerisindeyken nasıl oldu? Hiçbir asırda en büyük beni dahi şimdi onlara yetişemiyor. Çünkü onlar gördüler ki küfrün ne çirkin bir şey olduğunu. Ve onlar gördüler ki iman ne kadar güzel bir lütuf-i ikram, ihsan-ı ilahiye, ahsen-i takvim olduğu hakikatini, sırrını gördüler.
demediler. Acaba haşa Muhammed Aleyhisselam doğru mu söylüyor? Onu söylüyorlar mı daha zaten? Evet. Elhamdülillah. Allah Teala tam bir istikamet üzere eylesin bizleri. Hay. Eğer bir çocuk bilahare büyüyüp rüştlerce irade-i cüziyesini üstü istimal edebilirse, yani ezelde de lisan istidadı ile İslam ve iman taraması bulunmuş ise, tekrar daire-i İslam'a rücu ile nimet İslam'ı vurur. Aksi takdirde vahvi tebah bozulma olup gider. Arifler ve kamiller buyuruyorlar ki dışımızdakilerin ayıplarına vukuftan ziyade içimizin yani nefsimizin uyumuna miktali olmak icap eder. Mesela keşf-i kabir, kulûbuna ettira gibi şeyler dışarı işidir. İnsana uç verir. Bak ne diyor az önceki inşallah fakirin. Bu sözler benim anlatım doydu. Fakat burada daha inşallah yeni denk geldik. Mesela kimisi vardır keşf-i kabirdir. Yani kabirdeki hale müptalidir. Ölmüş kimsenin halini görür. Bana Babi Derviş anlattı. O kendisi de öyle bazı kabirdeki halleri görüyormuş ya. Yani. Allah dilerse tabii. Ölmüş kimsenin ahiretteki durumuna, haline dair bazı şeyler Allah Teala inayet ediyor, görür. Görür ya. Yani. Varlık verdi mi sana? Elhamdülillah varlık verdi. Ha, bu gibi haller insanda olabilir. Keşif, keramet olabilir. Fakat ne diyor? Bunlar dışarı işidir. İçine sokmayacaksın yani. Sana uç vermesin. Gösteriş hali böyle bak görüyor musun? Kabirdeki hali dahi görüyoruz diye çeşitli bu gibi şeyler insana Allah'tan uzaklaşmasına uyumu nefse muttali olun. Onu ıslah ise Halikimizi güzel Mevlamızı kuvvet ve muslata vesiledir. Badi ve bahistir. Bu noktayı nazardandır ki bir kimse kendi nefsini küçük görmesi bir kerametinin fevkindedir. Evet efendim. Bunun meratiplerini genişletirsin. Bir kimse keramet ehlidir. Fakat bakar ki de şu çocuk daha dünkü çocuk. Yani görüyor musun bize ne haller zuhur ediyor gibi bir düşünceye gider. Valla bu efendim nefsini büyük görmek gibi bir haldir yani. Sana Allah'tan uzaklaştırır. Allah ile ona bir engeldir, perdedir. Ama sen bunu kendinden değil, lisan-ı ilahi olarak bilir. Nefsini de küçük görürsen istikamet bin tane kerametin mümkündedir. Öyleyse efendiler, dünya cihetinde de binler fesada düşen kimseler baktığın zaman maddi olarak bir çıkar durumu varsa efendim hani halk arasında bir söz var aklıma gelirse söyleyeyim. Yeminle dost olan yıllarla küs olur diye bir söz var. Yemenin, içmenin menfaati dostluğu olmaz. Gerek ki müminin mümine dostluğu Allah için olmalı. Senin ahiretine sebep olacak, hayrına sebep olacak, istikbaline yani güzel bir surette, güzel bir şey şekilde efendim, hayırlı bir neticeye seni götürecek bir amele vesile etmek varken birbirimizin mümin iki el gibidir. Birbirini yıkar, temizler. Birbirimizin kusurlarını Allah-u Teala settardır, setreder. Hepimizin kusurunu bak setrediyor.
İçimizdekiler ne diyor? Saklıyoruz ya Rabbi. Benim bu halimi işte insanlar bilmesin. Allah adını setrediyor. Ama sen gider birilerinin kuyusunu eşer. Kusurunu araştırır. Üstüne de bir sürü katar. Ortalığa yayarsan bu hep haramdır. Doğrusu kimsede de ruzi mahşede de bu dünyada da rüsva eder böyle. Böylesine de gadabı şiddetlidir. Müttakim olan Mevla ondan o kulun hakkını alır. Burada da rüsva eder. Ahirette de halk içinde onca mahlukun içerisinde sadece kendi mahallesinde kendi çevresindekilerden değil onca enbiya orada onca evliya orada onca şüheda orada ruzi mahşer burası. Bütün alem-i safiyullah'tan beri ta kıyamete kadar gelmiş bütün insanlık orada. Ya Rabbi sana sığınırız. Bak halkın önünden korkuyoruz değil mi? Ama Allah Teala'dan korkmuyoruz. Kolaylıkla insanlara iftira atıyorlar. Hakkında yalan söylüyorlar. O gıybet, dedikodu, iftira ediyorlar. Ama birilerinin de bizim için bir şey söylemesi zorumuza gidiyor. Sivri dilli kimselerden halk hep korkmuştur. Şerrinden Allah'a sığınırız. Efendim, böylesi kimseler bazen öyle kimselere denk gelir ki her kuşun eti yemez. Bizim dalımıza korkmuş kuşa diyor kimse de kış diyemez. Öylesi kimselere de bazen denk gelir ki çünkü neden? Zulmeden zalim, zulme uğrayan da zalim olursa ne olur? Pek genelde sıkıntı olmaz. Neden bu kadar edip atıp tutuyoruz, bu kadar edip yapıyoruz. Ya bize bir şey olmuyor. E ne dersin? Öbürü de fırından peşinde, o da öbürü de fırından peşinde. Akrep akrebi yılan yılanı sokmuş. Zehirini birbirine döktürüyor Mevla. Yılan zannediyor ki karşıdaki de yılan. Sormuşlar, herkesi nasıl bilirsin? Kendim gibi bilirim. Efendim, o zalimlerin zehirini birbirine döktürsün Mevla. Hepsi safiye üzere olan temiz müminlerden uzak tutsun, muhafaza eylesin. Efendim, ama rahmetli bir güzel var. Diyor Mevla diyor beni bu işte böyle istihdam ediyor. Benim de hoşuma gidiyor. Cenab-ı Mevla da kimselere zalime kılıç ediyor kimseleri. E işte nasıl valla iyi yıpratı üstünde valla ne elinde kılıç var ne üstünde kan var. Sen onun öbür halini görsen ödün patlar. Sana o yönünü göstermez ki öyle kimseler. E, kimileri de Cenab-ı Mevla zalime kılıç ediyor. Ve ha alem-i manada vuruyor. Kimisi de öyle zalim sevmiyor. Küfre düşman. Allahsızlığa düşman. Fitneye düşman. Fesada düşman. Zalim sevmiyor. Çünkü zalimin zehir gibidir zulmü, insanları haktan ayırt etmeye, Allah'ın yolundan ayrı koymaya, efendim toplulukları sevip ve idare etmeye şeyi vardır. Kastı vardır. O yüzden toplulukların ekseriyeti böyle değilse de geneli onlara, onların fitnesine uyar. Efendim, şimdi insanoğlu öyle gariptir ki maalesef birçok meselenin hakikatine vakıf olamadığı için ehliyle de
nefsi ve zalimle engel olduğu için görüşmesine ve buluşmasına engel oluyorlar. Halbuki ekseriyet halkı bu işin farkına varmış, alimlerle beraber o başartı vardır ki istikameti bozulmasın. Efendim, işin ucu çok kolay ve zor bir meseleye denk geliyor. Kolay olanı şu, sırf Allah için seveceksin. Yolun onun yoludur. Yani Allah'ın sevdiğini seveceksin, sevmediğini sevmeyeceksin. Bunu seçemiyor musun? Bunu göremiyor musun? Rabbin senden gafil değil. Ya Rabbi, bana bunu göster. Deme diyemiyorsun. Gördükten sonra da itiraz etme hakkımız yoktur. Edersek, Hazreti İsa'nın havarilerinden birisi gökten inen sofraya itiraz etti. Allah Teala ne dedi? Eğer, çünkü mucizelerin isharı önemlidir. Eğer inkarı olursa azabı da çetin ve şiddetli olur. Allah Resulüne bir mucize göstermesini istediler. Hazreti Cebrail, ya Resulallah dedi. Yani işine karışmıyor ama istersen sabret, sever. Eğer inkar ederlerse halleri beter olur. Durumları perişan olur. Değil mi? Musa aleyhisselam itiraz etti Firavun. İçtiği su kan oldu. Sabah uyandı yatağında hep kurban. Sular kan akmaya başladı. İtiraz ediyor çünkü. Yapmış olduğu şeyin mucize olduğunu görüyor. Fakat sihirdir diye diretiyor ve iddia ediyor. Daha da ısrara devam etti. En netice-i kelam, denizi yarınca Mevla Teala Allah'ın izniyle Musa Aleyhisselam asasını vurdu, yarıldı, karşıya geçtiler. Firavun ve ordusu da suyun tam ortasındayken Allah Teala kapattı. Nasıl ki kapanacağını anlayınca dedi, ben iman ettim Musa'nın Rabbine. Allah Teala da ne buyurdu? Şimdi ha böyle. İşte efendiler, mucizelerin ve inkarın öyle. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o havarisi öyle bir çetin azaba çarptırıldı ki o kimsenin sureti İsa Aleyhisselam'a benzetildi. İhbar eden de oydu, onun suretine benzetildi. Çarmıha gerilen de kendisi ihbar eden ve o sofrayı inkar eden oldu. İşte bu gökten inmiş bir sofradır ki niyam-ı ilahidir. Nimet ilahidir. Buna elbab-ı basiret ile beraber olmak lazım. Hak Teala'dan bunu görmeyi dilemek lazım. Ve Hak Teala'ya kavuşmayı murat etmek, istemek lazım. Ama Hak Teala'dan istedikten sonra bunu eğer inkar edersek Allah esirgiye, ya Rabbi sana sığınırız. Bunun herhalde şiddeti de azabı da pek şiddetli olur. Ya Rabbi sana sığınırız. Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki keramet iki kısımdır. Bir keramet kevniye, diğeri de keramet irfaniye, keramet ilmiyedir. Birisi keramet kevniye, diğeri keramet irfaniye, keramet ilmiyedir. Birisi makbul olmayın. İkincisi makbul ve memnundur. Eğer birisi yani keramet-i kevniye kümmeli Evliyaullah'tan zuhur ederse hikmetindir. O da makbuldür. Yalnız bu nevi kerametin salihlerde zuhuru iyi değildir. Çünkü neden? Kimde kapılabilir? Varlığa düşürebilir. Rehsen olur. Allah esirgesin. İlahir. Rızaylı'ndan Teala'l-Fatiha.